Hocam kaldıramaz, kaldıramaz. Böyle bir aşağı orada yapmaz. Tamam mı? Ama şu an bize ait. Hani esnafımız mağdur olacak, esnafı mağdur edecek. Ama esnafı mağdur edeceksin diye onca bakkalımız var, senin var. Bunu bul, başka yerlerde dağıtsın. Dağıtma imkanımız var senin. Burada esnaf mağdur olacak, gerçekten mağdur olacak. Yandan çıkan yerler var, oralarda dağıtın. Bol musluya ihtiyacı yok. Yani ben bunu sizin bak, her taraf yanıyor, ülke yanıyor. Değil. Ben esnafı düşündüğüm için. Türkiye yanıyor, gidin orada dağıtın. Yani burada gerek yok su dağıtın. Türkiye'nin yandığı yerlerde dağıtın. Tamam oraya da. Buradaki bu bizim burası kurasal. Evet. Değil. Hızla ileri kapalı. Araç trafiğine zaten kapalı. Ya bizim burada bizim burada Kökez çeşmemiz var hemen burada. Kökez çeşmemiz var. Yani başka yerde de alabilirsiniz. Kontrolsüz göçün ülkemize bindirdiği yükün elbette ki farkındayız. Suriyeli göçmenler bir program dahilinde geri gönderilmeli. Bunun ortak yöntemi STK'ların da katılımıyla kimseyi incitmeden hayata geçirilmeli. Göçmenlerin su gibi yaşamsal ihtiyaçlarına zamla tedbir koymak ve bunun için kamuoyu desteği yaratmaya çalışmak yanlıştır. Ülkemizde oldukları sürece gıda ve barınma isteği gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak insani ve ahlaki bir görevdir. Suyunu kestiğiniz insana yaptığınız düpedüz cinayettir. Başkan Özcan aleni bir şekilde sığınmacılara ölün demiştir. Vahim olan Başkan Özcan'ın açıklamasının halkta bulduğu karşılıktır. Sayın Başkan partisinin tepkilerine rağmen ertesi gün sözlerinin arkasında durmuş ve milim taviz vermemiştir. Bu durum ülkemizde yabancı karşıtlığının boyutlarını vahim şekilde ortaya çıkartmıştır. Kaldı ki Bolu'da barınan sığınmacılar Antep, Urfa, Diyarbakır gibi illerimizle kıyaslandığında küçük bir azınlık olarak görülür. Sayıları 2000'i geçmez. Bu miktardaki bir azınlık Başkan Bey'in nefretini ona katlamış. Gerçekten çok yazık. Henüz iktidar değilken yabancı düşmanlığı Başkan Bey'in öfkesini 10 kat körüklemişse iktidar olduktan sonra yapacaklarını düşünmek istemiyorum. Daha dün Konya'da Kürt kökenli dedeoğlu ailesinden kadın erkek ayrımı yapılmadan 7 kişi katledildi. Orman yangınlarıyla alakalı henüz ortada resmi bir açıklama yokken 2 Kürt çocuğu fail ilan etmenin bedeli ağır olmuştu. Irkçılık ağır bir hastalıktır. Irkçı toplumların akıbeti cehennemdir arkadaşlar. Ver geri. Nakliyeyi biz verelim de manavgata kadar gitsin. Cebimden nakliye. Ulan memleket yangın yeri olmuş. Buraya siz şov yapıyorsunuz. Biz bugün 6 palet su gönderdik. Siz ne yaptınız? Bu yeri getirdik. Biz gezemiyoruz ailemizi. Ailemizi gezemiyoruz biz. Biz ailemizi gezemiyoruz. Su dağıtıyorsunuz lan protesto diye. Biz ailemizi gezemiyoruz lan. Yazıklar olsun lan size. 25 yaşındaki çocuklar ölüyor ormanda. Ayran dağıtırken, su dağıtırken bunlar buraya gelmiş protestoya su dağıtıyorlar ya. Yazıklar olsun ya. Memleketin haline bak ya. Daha önce pazar günleri buraya en fazla 2 tane zabıta memuru gönderiyorlarmış. Nasıl olmuşsa öğrenmişler burada su dağıtacağımızı. Zabıtayı gördüğünüz gibi 6-7'ye çıkarmışlar. Peşine de milisler eklemişler. İşte burada dağıtmamızı engellediler gördüğünüz gibi. Şimdi yoksullara dağıtmak üzere bir depoya gönderiyorum. Oradan peyderpey alınıp Suriyelilerin evlerine götürülecek. Oralara dağıtılacak. Tamam. Tov yapmaya gelmiştik. Turgut.